2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Tunceli'de çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Tunceli'de temaslarda bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ ve heyet ilk olarak AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Milletvekili Demirbağ daha sonra Mazgirt ilçesine geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. 2023 seçimlerinin önemine değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, altılı masayı eleştirdi. Şimdi bunlar salıyorlar ama muhalefet, öyle diyorum ben, vergiye tabi olmadığı için bol cezinden salıyorlar. Vay vay vay, biz zamanında hepsine karşı çıktılar. Marmara'ya, Avrasya'ya, Üçüncü Köprü'ye, havalimanına, kanalize, hepsine karşı çıkarlar. Peki havalimanı nasıl yapıldı? Yani yapmışlar devletle, biz anlayabileceği bir şekilde konuşalım. Müteahhitler gitti dışarıdan, kredi aldılar, devlet garantör oldu, garanti verdi. Aldıkları kredi için takır takır ödüyorlar. Senede milyarlarca lira da devlete pay veriyorlar, vergi veriyorlar. Devletin kesesinden 5 kuruş çıkarmadan dünyanın 1 numara havalimanı yapıyor. Beceriksiz, ben ayakları sallanan yedili masa diyorum. Kim var? Yedili altın değil. Masanın 1 numarası Biden, FETÖ, PKK, HDP. Kaç da aday mı var ki ya? Yani tartıya çıkacak bir aday yok Tayyip Bey'in karşısında.